Herkese merhabalar. Fatoş'un güncesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ana yemek tarifi hazırladım. Hem görselliğiyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak harika bir yemek. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz 150 gram dana kıyma, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı kekik, yarım çay kaşığı köri, yarım çay kaşığı karabiber, 2 diş sarımsak, 1 rendelenmiş orta boy soğan. 1 yemek kaşığı galeta unu kullanacağız. Yarım tatlı kaşığı da tuzumuz var. Öncelikle hazırlamış olduğumuz baharatlarımızı kıymamızın üzerine birer birer ekliyoruz. Soğanı rendeledikten sonra mutlaka suyunu sıkmayı ihmal etmeyin. Aksi takdirde acımtırak bir tat verir. Köfte harcımızın kıvamı normal et köfte kıvamında olacak arkadaşlar. Galeta ununu ben 2 yemek kaşığı hazırladım. Fakat 1 yemek kaşığı yeterli geldi. Eğer soğanınız büyükse veya etiniz daha yumuşaksa 2 yemek kaşığına kadar galeta ununu kullanabilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı kullandım. Yeterli oldu. Soğanımızı ve sarımsağımızı da ekledikten sonra iç harcımızı elimizle tamamen malzemeler birbirine geçene kadar yoğuruyoruz. Bu işlemi elimizle yaparsak çok daha lezzetli olur köftemiz. Yani malzemeler çok daha iyi birbirine geçmiş olur. Etimizi iyice elimizle yoğurduktan sonra kenara alalım ve patateslerimizi soyma işlemine geçelim. 8 adet orta boy patatesimizi ince ince soyuyoruz. Patates alırken arkadaşlar aynı boy seçmeye dikkat edin yani patateslerin biri çok büyük biri çok küçük olmasın Aksi takdirde küçük olursa erken pişer büyük seçerseniz de çok geç pişer aynı zamanda borcamda da görüntü olarak da hoş durmaz e, olabildiğince aynı boy patates seçmeye özen gösterin tüm patateslerimizi ince ince soyduktan sonra yıkıyoruz Toplamda 10 patates kullandım arkadaşlar. Fakat hepsini ilk etapta soymadım. Birkaç tanesini daha sonra soydum. Bilginiz olsun. Siz de o şekilde yaparsanız patateslerinizde ziyan olmamış olur. Patateslerimizi yıkadıktan sonra öncelikle tam ortadan ikiye alt kısmını kesinlikle kesmiyoruz arkadaşlar. Bir yarım santim alt kısmında kalacak ve tekrar ikiye yani artı şeklinde keseceğiz. Alt kısmını kesmiyoruz ve çatalla hazırlamış olduğumuz kıymalı iç harcımızı aralara yerleştiriyoruz. Çok farklı bir yemek tarifi arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özel günlerinizde misafirlerinizde hem sunumuyla çok şık hem de lezzet olarak bambaşka bir yemek tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Siz yemeğimizin yapımını izlerken küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size bildirim olarak gelecektir. Patates dolmamızın en uğraştırıcı kısmı bu kısmı arkadaşlar. Yani çok fazla zamanınızı almıyor. Çok az bir kıymayla 8-9 kişilik yemek hazırlayabiliyorsunuz. Çok bereketli bir yemek. Bu kısımları olabildiğince kesmedim arkadaşlar. Ayrıca hızlandırmadım ki siz çok daha rahat bir şekilde yapımını görebilirsiniz. İlk patates dolmamız hazır. Elimizle hafifçe bastıralım ki açılmasın. Pişireceğimiz borcamızı alalım. Hemen ikinci dolmamızı hazırlamaya geçelim. Bu patatesimiz biraz daha yumuşaktı. Biraz daha rahat açıldı. Patatesler sert olursa tek tek araları doldurun arkadaşlar. Ama bu şekilde eğer yumuşaksa artı şeklinde patates dolmanızı çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok pratik, çok bereketli bir yemek. İnşallah sizler denedikten sonra yorum kısmında yorumlarınız ve önerilerinizi de iletirseniz çok sevinirim. İkinci patates dolmamız da hazır ve tüm dolmalarımızı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Kenarlarına da iki tane patates dilimledim ve daha sonra üzerine salçalı sosunu hazırlamaya geçeceğiz. Salçalı sosumuz için bir yemek kaşığı salçamız var. Benim kullandığım salça ev yapımı arkadaşlar. Fakat eğer siz hazır salça kullanacaksanız iki veya iki buçuk yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Benim kullandığım salça biber ve domates karışık ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz 500 milim su ilave edip çatalla iyice salça tamamen dağılana kadar karıştırıyoruz ve kalan suyu da bu aşamada ilave ediyoruz yani toplamda 500 milim su kullandım arkadaşlar eğer siz daha büyük bir borcam kullanacaksanız su miktarını çok az daha arttırabilirsiniz hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu patates dolmamızın üzerine gezdiriyoruz ve salçanın tortusunu kesinlikle ilave etmiyoruz çok az da zeytinyağı gezdirdikten sonra patates dolmamız fırında pişmeye hazır olacak ben 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım arkadaşlar eğer isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz 170 derecede patates dolmamızı ilk etapta pişirdim daha sonra derecesini biraz daha yükselttim fırının Ara ara çatalla kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Patatesleri kontrol ederek bu şekilde dolmanızı pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dolmamız pişti. Ve hemen doku testine geçiyoruz. Eti pişti mi, pişmedi mi diye belki aranızda merak eden arkadaşlar olacaktır. Yani siz sormadan ben hemen cevaplamak istiyorum. Eti tamamen pişiyor ki patatesler biliyorsunuz çok geç pişiyor normalde patatesler pişerken içerisindeki et de pişmiş oluyor onu da hemen siz sormadan ben cevaplamak istedim ve gördüğünüz gibi daha yakından göstermek istiyorum sizlere gayet güzel bir şekilde dolmamız pişti deneyecek herkese afiyet olsun diyorum mutlaka ama mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.